Herkese merhabalar. Videonun konusuna geçmeden önce ülkemizde yaşanan büyük depremden etkilenen, hayatını, yaşamını yitiren arkadaşlarımız, dostlarımız, ailelerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Yaşamını yitirmemiş insanlarımıza da Allah'tan çok çok sabırlar diliyorum. Çok büyük bir depremdi. Umarım en kısa sürede bu süreci atlatabiliriz hep birlikte. Videonun konusuna gelince Next.js ile Redux Toolkit'i kullanıp bir Counter App uygulaması yapalım dedim. Hem de herkese başsağlığı dilemek istedim açıkçası. Hazırsak başlayalım o zaman. Evet, projemiz oluştu. Şimdi projemizi bir ayağa kaldıralım. Harika. Projemiz de ayağa kalktı. Counter'ı bizim yapmamız için hemen şuraları ben bir düzeltiyorum arkadaşlar. Kullanmayacağımız elementleri siliyorum burada. Şurada bir div açıp bunlara bir class verelim. Bir stil geçelim. Stylist dedim. İşte counter, container olsun. Buton container oluşturuyorum ben. Flex rest bir content center dedim. Aynen center dedim. Buton container'ımız buton değil tabii ki de counter container'ımız. Evet, harika. Evet, şimdi burayı biraz büyütelim. Bizim ihtiyacımız olacak yer aslında burası. Şunu da bir H2'ye yazıyorum. Evet, butonlarımızı da hazırladık. Şimdi yapmamız gereken bir use state kullanmak. Şu anda biz neyi gerçekleştiriyoruz? Eğer ki Redux Toolkit'i kullanmasaydık nasıl yapardık bunu? Şöyle ilk değerine 0 veriyorum. Şuraya da counter değerimi yazdırıyorum. Ve butonlara on click olduğunda ne yapıyorum? Set counter'ı çalıştırıyorum. Ve burada bir önceki değerini alacak. Prev artı bir demem. Yeterli olacak benim için. Bakalım çalışıyor bizim için. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Eksi için de aynısını yapalım. Bu da prev eksi 1 olacak. Yeniledim sayfamı. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir de bunu Redux Toolkit'e taşıyalım. Nasıl yapılıyormuş ona bakalım. Harika. Redux Toolkit'im başarıyla import edilmiş. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi SRC altına hemen şurada bir store dosyası oluşturuyorum. Store içerisine de store.js ve ardından bir closer daha oluşturuyorum buraya. Slice diye configure store'u alıyorum arkadaşlar ve ardından bir import daha gerçekleştiriyorum. Burada da create wrapper alıyorum. Const make store diyorum. Bunun içerisine de configure store diyorum. Parantez açıp süslü parantezimi oluşturuyorum. Ve burada gelecek olan register'ımı yazıyorum. Ve ardından dev tools olarak da true veriyorum. Export edebilirim. Export const wrapper dedim. Create wrapper make store diyorum arkadaşlar. Şimdi store'umu oluşturduktan sonra ne yapıyorum? App.js içerisine geliyorum. Burada provider ve wrapper alacağım. Provider aldım. Wrapper'ımı da alıyorum. Ve ardından şurayı şöyle paranteze çeviriyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şu page props'u 3 nokta rest'e alıyorum ben. Store ve props'u wrapper nokta use wrapper store içerisinde rest'i kullan diyorum ve const dedim tekrardan.
Page props'a props'tan geldiğini söylüyorum. Evet, App.js'te store'umuzu provide ettik. Ondan sonrasında ne yapıyoruz? Slice'ımızın içerisine hemen counter slice.js diye bir dosya oluşturuyorum. Buraya create slice'ı import ediyorum. From at redux.js toolkit'ten geleceğini söylüyorum ve ardından initial state'imi oluşturuyorum. Burada da count belirliyorum 0 diye. Counter slice dedim. Ve ardından create slice diyorum. Burada name'ini belirliyorum arkadaşlar. Counter dedim. Ve initial state'i alacağını söylüyorum. Ve ardından ready source içerisinde increment'ı oluşturuyorum ben. Burada diyorum ki state'i alacaksın. Ve action alacaksın sen. Sonrasında ne yapıyorum? State'in içerisindeki count'ı artı eşittir diyorum ki action içindeki payload'la arttır bu değeri. Ve ardından decrement için de oluşturuyorum. Burada da state'i ve action alacak. State'in içerisindeki count'ı eksi eşittir dediğimde action.payload export const increment decrement diyorum, eşit count diyorum, state'i alacağını söylüyorum. Counter slice nokta burada ve store içerisinden de bunu import ediyorum. Import counter slice dedim ve burada isim olarak da redisurumuzu export ettikten sonra komponentimize geliyoruz ve burada kullanmaya başlayacağız artık bunu. Evet, burada use selector ve use dispatch'i import ediyoruz. Şurada hemen şöyle const dispatch diyorum. Use dispatch'ten geleceğini söylüyorum. Ve burada const counter değerinin de use selector'le count'tan geleceğini söylüyorum. Ve bu artık state'imizi kapatabiliriz. Ne yapıyoruz? Burada artık set counter'a da ihtiyacımız yok. Dispatch dedim. Ne yapacak burada? Artış olduğu için increment'ı çalıştıracak. Ve ardından azaltması için de decrement değerini kullanacak. Evet, şimdi bir deneyelim. Bakalım çalışıyor mu bizim için. Değerlerin none döndüğünü gördük. Çünkü bizden bir payload bekliyor. Aslında burada biz bunu istersek 1, istersek 10 kere arttır diyebiliriz. Şöyle onar onar arttırmasını söyleyelim. Gördüğünüz gibi onar onar arttırıyor. Fakat counter slice'ın içerisinde action payload varsa action payload kullansın. Yoksa da bu değeri 1 olarak işlesin. Yoksa bu değeri 1 olarak işlesin. Şimdi biz buna bir değer göndermezsek bizim için çalışacak mı ona bakalım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Evet, bizim için harika bir şekilde çalışıyor. Şu kullanmadıklarımızı silelim. Aslında uygulamamız bu kadardı. Çok böyle büyük bir uygulama değil. Basit bir örnekti bu. Hem Redux Toolkit'i kullanmış olduk hem de Next.js'e bir başlangıç yapmış olduk arkadaşlar. Discord kanalı açtık. Katılmak isterseniz çok memnun olurum. Başka bir konuda takıldığınızda destek olmaya çalışırım. Olabilecek arkadaşları davet ederim. Bu sürede bu şekilde hem yardımlaşmış oluruz hem de bir topluluğunuz oluşmuş olur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.